Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pixel Gun'da 65 seviye olacağım ve nasıl 65 seviye olduğumu söyleyeceğim 3 haftada. Gerçekten benim için zorlu bir dönemdi çünkü ben bayağı bir oynadım oyunu ve bu taktiği bulmam benim çok uzun zamanım aldı. Yani yaklaşık 51 seviyeyken bu taktiği buldum ve bu taktikle 5 günde yaklaşık günde 3 kere güne 3 tane seviye birden atladım ve 65 seviye oldu mu? Normal şartlarda 3 haftada 65 seviye olmanız imkansız. Fakat benim yaptığım taktikle imkanı var. Öncelikle biz öncelikle bir klasik pool görelim Team Fight'ta. Sonra size e, bazı taktikleri anlatacağım bu olaylarla alakalı. Aslında kolay. Yani zor gibi gözükse de kolay. Mesela ben şu an 65 PSV olduğum için bir önceki videoda dediğim gibi eğer bir önceki videoyu izlemek istiyorsanız sağdaki i e butonuna tıklayabilirsiniz. Ee, bir önceki videoda dediğim gibi Craft ve Sandık açacağım. Bundan sonraki videolarda. Ve 65 PSV ile ilgili de bir video gelecekti. O video şu anda bu. Aa, bunu saat 11'de çekiyorum. Baya bir geç saat. Yani bu videoyu çekip hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Yani anlatacağım şeyler zaten 10 dakikayı geçmez herhalde. Çünkü taktik az. Yani az türde taktikler var ve yapacağım taktikleri zaten size anlatacağım. Fakat şu 65 seviye bir olalım ve 65 seviyede bize hangi kartlar verecek acaba? Yani hangi gemler verecek, hangi altınlar verecek ve bir tane de şuradan 65 seviyelik nötron pulsatör alacak. Ona da bakacağız. Dediğim gibi ama önce kazanmamız lazım. Ya. Yani kazansak da kaybetsek de zaten büyük ihtimalle gelecek. Çünkü kaybettiğimizde de galiba 5 geliyordu. Pardon 10 geliyordu kaybettiğimizde de. Öncelikle aynı yani direkt Böyle oynamak istiyorum. Ve e, e, Tree Cat videosu da yakın zamanda gelir. Bu arada arkadaşlar. Bıçak falan baya güzel duruyor. Bu videoyu şu an hiç kesmeyeceğim çünkü hep konuştum ve 25 saniye zaten kalmış. Azıcık da görmüş olursunuz. Zaten şu heavyden artık bıkmıştım. Şu heavyyi değiştirmek istiyordum. Bayağı zamandır. İnşallah güzel bir heavy buluruz. Çünkü bildiğiniz üzere bir saniye. Evet. Bildiğiniz üzere arkadaşlar heavy tam adama gitmiyor. Evet. 20 tane kupa aldık fakat bizim için önemli olan XP idi 10 XP aldık ve okey dedik ve maxlandım gördüğünüz üzere arkadaşlar ve bana bu silah verdi yaklaşık 4500 altına tabii ki de benim altınım daha fazla şimdi öncelikle arkadaşlar size anlatayım nasıl max oldu mu bu arada ben ilk kez max oluyorum bu oyunda ya Gördüğünüz üzere aslında kazandığım oyun sayısı az. Fakat buradan ben e, şeylere gelirsem ve e, buradan şu sağ üstteki yere gelirsem ve parkura tıklarsam burada sizde kesinlikle daha az olacak. Peki ben bunu nasıl yaptım? Öncelikle arkadaşlar size herkesin bildiği taktiklerden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar burada 2x yazan herhangi yani şurada 2x yazan bütün her şeyi bitiriyorsunuz arkadaşlar ve eğer VIP'iniz varsa VIP'inizle birlikte bu oyunlara giriyorsunuz. Mini Games harici zaten Mini games de çalışmıyor 2x. Ee, sonra bunu yaptığınızda fakat size artı olarak önerebileceğim bir yer var. Raids oda yaklaşık 8 dakikada eğer 2x ve VIP'iniz varsa 150'ye yakın XP kazanabiliyorsunuz en fazla. Gayet güzel. Bu da bir taktik. Fakat ben asla kullanamadım. Sevemedim. Ama siz bilirsiniz. Ee, i̇kinci taktik ise team fight. Zaten dediğim gibi yani team fight, battle royale, deathmatch falan bunlar zaten. Fakat size en çok yarayan ikinci taktik raids'tir. Raids'ten sonra da açık ara farklı en çok işinize yarayacak taktik ise Parkour çalıştır. Peki Parkour challenge nasıl yapılır? Onu şimdi size anlatacağım. Öncelikle oyun girelim. Size bunun normal Kolay yönlerini zaten iyi e butonuna tıklayarak anlatmıştım. Gerçekten oradaki taktikler benim yaptığım taktikler bayağı bir kolay. Yaklaşık 2 dakikanın altında bitirebiliyorsunuz ve bunun yanında 150k saatte kazanabiliyorsunuz. E şimdi arkadaşlar böyle geliyorsunuz ve şunun altına hizalamanız lazım insanınızı. Yani şöyle zıplamanız lazım. Siz büyük ihtimal öyle yapıyorsunuz. Fakat böyle yaparsanız şöyle vücudunuzun herhangi bir yeri değerse tabi ta, tabii ki de bu birazcık şans. Bu arada düştüm yanlışlıkla. Vücudunuzun herhangi bir yeri değerse çok havaya uçarsınız ve oradaki bir tane görünmez duvar var. Oradaki görünmez duvarı geçersiniz. Bu gerçekten çok kolay bir taktik. Size öneririm. Ben böyle 2000 tane key kastım. Zaten şu anda ben ben de 1000k var ve bunun da videosu gelecek dediğim gibi. Şimdi öncelikle ben bir geçmeye çalışayım şurayı. Bakın yani hayvan gibi atıyor. Yani bazenleri bazenleri tek atıyorsunuz. Dediğim gibi 43 saniye zaten rekorum benim. Geçebiliyorsunuz. Bazenleri ise 3 dakika 4 dakika harcayabiliyorsunuz. Galiba şansa 2-3 dakikalık yere geldik. Çünkü birazcık zor. Şöyle yapıp böyle yaparsam iyi olur. Yapamadım. İşte dediğim gibi bunları yaparsanız ben şu an çok şanssızım. Yani bu 10 oyunda bir falan olur. E, atlar ve geçersiniz zaten Buna sonrası çok kolay. Yani direkt parkur yapmanıza bile gerek kalmaz yani. Direkt bu taktikle işinizi görebilir. Tabii ben yapamadım. Ben bir başka bir oyun daha atayım. Şanssızlığıma denk geldi diyelim. Battle Now diyelim. Ee, dediğim gibi yani çok kolay. Yaklaşık günde eğer 2-3 saat oynarsanız çok rahat bir şekilde 2000 XP, 3000 XP, 4000 XP kasabilirsiniz. Benim size önerebileceğim tek taktik bu. Yani ben çünkü hem burada key kazanıyorum, hem burada battle kredi kazanıyorum, hem burada coin kazanıyorum, hem burada XP kazanıyorum. Bu inanılmaz güzel bir taktik dediğim gibi. Bunu öve öve bitiremedim. Fakat gerçekten çok işinize arıyor. Ben şunu bir geçeyim ya. Hadi abi. Gerçekten mi yani. Normalde tek atarım. Heh, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi geçti. Tabi şurada görünmez bir şey var. Görünmez bir şey olduğu için geçemiyorsunuz. Hatta bir deneyelim şu görünmezin olduğu yerde. Bakın gördüğünüz üzere ben orada takılı kaldım. Bir daha deneyelim. Bak takılı kaldım. Çünkü orada görünmez bir duvar var. O duvarın üstünden zıplamak amacımız. Zaten buralar kolay. Sonra buraya bekliyorsun. Böyle falan yapıyorsun. Ben şu an mesela aslında bir dakikanın altında bitirebilirdim. Fakat oradaki duvarı size göstermek için yaptım. Zaten böyle kolay dediğim gibi. Gerçekten benim yaptığım taktik çok kolay. Size öneririm. Bakın gördüğünüz üzere geçtim. Yani normalde 20 XP veriyordu fakat ben max olduğum için bana herhangi bir XP vermeyecek. 5K, 4 coin ve 1 kredi var. Bu gerçekten çok avantajlı dediğim gibi. Gerçekten çok güzel. Size dediğim gibi tavsiye ederim. Şimdi benim bundan sonraki videolarda ne yapacağım? İsterseniz videoyu kapatabilirsiniz. Çünkü ben şimdi yapacağım Sonraki video hakkında konuşacağım. Öncelikle ben burada Craft'tan Event'e tıklayıp buradaki bütün silahları açıp hepsini deneyeceğim bir sonraki videoda. Bunu büyük ihtimalle yarın çekerim. Sonra ne yapacağım? Ee, bunu ben bine kadar kasacağım. Bine kastıktan sonra bundan Fighter Chest'ten 20 tane açacağım. Ondan sonrasında e, mesela yapmadığım neler var? Escort var, Duel var, bun raids var. E, capture galiba yapmamıştım. Yap, yaptım diye hatırlıyorum da yapmamış olabilirim. Cube Survivor. Bunlar bunların taktiklerini size göstereceğim. Hadi Battle Royale oynayacağım dediğim gibi. Ve buradan Battle Royale'de 50 almak yerine benim yaptığım parkur taktiğini yaparsanız daha fazla anahtar kazanırsınız. Bu sizin için avantaj. Fakat tabii ki de sizin kararınız. Buradan gidip da oynayabilirsiniz. 2 dakikada burada da 15 XP veriyor. Fakat parkura alışırsanız çok kolay. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videomda 3 haftada nasıl 65 seviye olduğumu anlattım. Ve bu arada oyuna hiçbir şekilde para yatırmadım. Hiç o kadar çok oynadığım için Battle Pass'in ikinci yani bu benim ikinci Battle Pass'im bu arada. Önceki Battle Pass'i de almıştım. Onu da maxlayıp şu silahı almıştım. E, nerede bakalım. Şu spesiyalen sp sp bu silahı almıştım. Zaten aniden hızlı yükseldim ve 65 seviye oldum. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Size 3 haftada nasıl 65 seviye olduğumu anlattım. Video beğendiyseniz like tuşuna ve bunun gibi bilgileri kanalıma abone olarak edinebilirsiniz arkadaşlar. Beni desteklemek istiyorsanız eğer videoyu paylaşmanız, abone olmanız ve like atmanız yeterli. Görüşürüz. Bay bay.